Merhabalar, ben Eternal. 2019'un sonlarına doğru getirilmesi planlanan Wukong değişiklikleri vardı bir zamanlar hatırlarsanız. Aslında mini rework dersek daha doğru olur. Wukong'un bazı yeteneklerinin etkilerini hafif ölçüde değiştiren, Wukong'un çok daha etkili bir şampiyon olmasını hedefleyen değişiklik planıydı. Riot Ludwig bunları tekrar gündeme getirdi ve Wukong'la ilgili yeni değişiklik listesini yayınladı. Bu videoda Wukong için planlanan mini rework değişikliklerinin son haline bakacağız. Bu değişiklikler henüz PBA'ya gelmedi. Yüksek ihtimalle 2020 yılı içerisinde 2020'nin ilk aylarında gelecek. Hemen başlayalım. Pasifi taş derinin yeni bir özelliği var. Wukong çalıdan veya gizlilikten çıktıktan sonra 3 saniye boyunca azami canının %12 kadarını önleyen fiziksel hasar kalkanı kazanıyor. Bu etki her 10 saniyede bir yeniden kullanılabiliyor. 10 saniye bekleme süresi var. Wukong'un artık rakip şampiyonların yanındayken zırh ve büyü direnci kazanma özelliği de kaldırıldı. Yusun'un ismi yıkıcı vuruş yerine Wuju saldırısı olarak değişti. Q'nun mana bedeli 40'tan 25'e düştü. Bekleme süresi ise tüm seviyelerde 1 saniye kadar azaldı. Hasarı artık saldırı gücünün %100'ü ve ilave saldırı gücünün %50'si şeklinde ayarlandı. Taban hasar değerleri ise ilk seviyede arttı. 3. 4. ve 5. seviyelerde ise azaldı. Eskiden Q'nun yetenek seviyesi arttıkça saldırı gücünden alacağı hasar oranı da artıyordu. W'sunun da ismi değişti. Yeni ismiyle Hilebaz Savaşçı oldu. Artık oyuncu imlecine doğru anında atılıyor. Atılma menzili 350 ve atılma hızı da 1200. W'su 2019'un ortalarına doğru Wukong değişiklikleri geldikten sonra duvarları aşabiliyordu. Duvarlardan atlayabiliyordu. Fakat bu özelliği an itibariyle geri alındı ve Wukong W'su artık duvarlardan atlayamıyor. Bir önceki değişiklik listesinde vardı böyle bir şey. Klon artık sabit bir şampiyon ve Wukong'un saldırdığı son hedefe öncelik vererek yakınındaki hedefine saldırıyor doğrudan. W'nun çıkardığı klonun saldırıları W'nun yetenek seviyesine bağlı olarak Wukong'un saldırı gücünün %60 ila %100'ünden hasar oranı alıyor ve isabet etkileri uyguluyor. Yani Wukong'un kırmızı güçlendirmeye sahip olması kendi kopyasına da fayda sağlayacak. Ancak W'sunun klonu kritik hasar uygulayamıyor. Wukong'un klonu artık tüm animasyonlarını birebir taklit ediyor. Çok daha gerçekçi hissettiriyor. S tuşuna bastığınızda bile eş zamanlı olarak Wukong'un orijinaliyle aynı animasyona sahip oluyor. W'nun bekleme süresi ise tüm seviyelerde arttı. E'si bulut saldırısı artık fiziksel hasar yerine büyü hasarı uygulayacak. Fakat Wukong'un sahip olduğu saldırı gücünden oran almaya devam edecek. Yani siz saldırı gücü eşyaları tercih edeceksiniz. Fakat E'si saldırı gücü üzerinden güçlenen fakat büyü hasarı uygulayan bir yetenek olacak. Ultisi Burgaç'ın hasar teması artık her 0,25 saniyede bir olacak. Eskiden 0,5 saniyede bir hasar verirdi. Fakat bu temasların hasarı da yarı yarıya azaldı. Ve artık her ulti teması bir yenilmez rün yükü biriktirebiliyor. Saldırı gücünden alınan hasar oranı ise %110'dan %125'e yükseldi. Artık ilave hareket hızı düz bir şekilde 6. seviyede %30, 11. seviyede %40, 16. seviyede ise %50 hareket hızı ilavesi sağlayacak. Normalde yani sunuculardaki şu anki halinde ultiyi bastıktan sonraki her yarım saniyede %5 artan hareket hızı sağlıyordu. E'nin sağladığı saldırı hızı bonusu ise ultisi eğer aktifse bu saldırı hızı ilavesi kendisini yenilemeye devam edecek. Kısacası E bonusu varken ulti açıksa o E'nin bonusu bitmeyecek. Ulti bitene kadar süresini koruyacak. Böylelikle ulti bittikten sonra E bonusu da devam edebilecek. Son olarak Wukong artık ultisi aktifken D'ye tekrar basmasına gerek kalmadan herhangi bir yeteneğini kullanarak D'sini erkenden kapatabilecek. Bu aslında biraz oynanış kolaylığı gibi bir şey. Bu Wukong değişiklikleri yakında yeni haliyle PB'de olacak. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.